Tabii. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu transfer sürecince bizi yalnız bırakmadığınız ve desteklediğiniz için de hepinize bir kere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugün yeni transferimiz Daniel'le imza törenini yapmak için bir araya gelmekteyiz. İnşallah bu imza töreninin, bu anlaşmanın her iki tarafı ya da hayırlı, uğurlu olmasını ümit ediyorum. Takımımız bildiğiniz gibi ilk hazırlık dönem kampını Erzurum'da tamamladılar. İki gün bir istirahat süresinden sonra da dün de Gelele kampına gittiler. Şu anda orada kamp hazırlıklarını sürdürüyorlar. Her gün tabii ki hocamızla da görüşüyoruz. Her şey güzel, olumlu. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. İnşallah yeni transferimiz Daniel'i de bu kadromuza katarak takımımıza daha da güçlendirmek istiyoruz. Tabii ki hocamızla görüşmelerimiz, her gün sık sık görüşüyoruz. Bu görüşmeler sonucunda takımın iyi olduğunu, idmanların iyi yapıldığını, her şeyin olumlu yönde gittiğini ifade ediyorlar. Ama tabii ki hocamızın vermiş olduğu kararla yarın ve öbür gün tek kamp ziyaretinde bulunacağım. Eksik, yurt dışından gelmeyen bir kalecimiz var. Onu da kadromuza katarak inşallah bir 10 günlük kamp süresini orada tamamlayacağız. Bu süre içerisinde 27'sinde ve 29'unda iki tane hazırlık maçımız olacak orada. Daha sonra da inşallah Ankara'mıza, tesislerimize gelip Bismillahirrahmanirrahim deyip sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Tabii ki bu transferlerde takımımız Bolu'da kamp yapıyor, orada çalışmalarını sürdürüyor. Biz burada yöneticiler ve ben burada çalışıyoruz. Hep birlikte bir çalışma halindeyiz. İnceleyip sık dokumamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Bunun için de tüm elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu Daniel arkadaşımızın da takıma katılması bizi mutlu etti. Kariyerinde iyi bir oyuncudur. Kenar oyuncusudur. İnşallah her iki tarafa da tekrar hayırlı olmasını ümit ediyor arkadaşlar. İmzaya geçelim. 2 yıl anlaştık. 1+1. 2 yıl anlaşmamız var. İmzadan sonra mı devam edelim? Tamam. Evet, imzalar. Yapalım böyle. Bakalım. Evet. Nasıl öğrendik değil mi? Bir de formayla bir resim çektirin değil mi? Getirin bir forma. Nerede forma? Forma üstünde zaten. Evet, tamam. Tamam. Onu da çekelim mi abi? Evet, çek. Başka bir sen de öyle yapıştın. Efendim? Sen de öyle yapıştın. Ha, tamam. Teşekkürler. Murat abi, çıkalım mı? Duralım mı? Soru oyuncuya da tamam. Evet. Konuşturayım mı? Just you can make again to Turkey, secondly, and what you feel, what you want to tell about Gençler Birliği. So, thank you for the words of President. I'm very happy to come Gençler Birliği. I went to come back to Turkey because the first time I play here is so good, and when I have opportunity to back to Turkey and one club like Gençler Birliği, so I'm happy with the interest of the club. So my feeling
very good feeling, and I hope I help the club, and the club helped me, so I'm very happy. Öncelikle başkanın benim hakkımda söylediği güzel kelimeler için teşekkür ediyorum. Evet, ikinci kez geldim Türkiye'ye. Burada Türkiye'de bana futbol oynamam için bir şans verildi, bir teklif geldi. Bu kulübün Gençler Birliği olduğunu duyunca daha da mutlu oldum. Umarım iki tarafta birbirine faydalı olur. Şu anda kendimi gayet iyi ve mutlu hissediyorum. Başka soru? Başka. Hamza soracağız. Birincisi, kombine kart fiyatlarını biraz yüksek tutmuşsunuz. Taraftarın da bir tepkisi var. Bununla ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum. Şimdi yönetim kurulu toplantısında almış olduğumuz karar doğrusunda bu şekilde bilet fiyatlarımızı belirledik. Karar bu. Yani sizce de yüksek değil mi? Çünkü geçmiş yıllara baktığımızda daha düşük. Şimdi biz malum size hak verirsiniz, Süper Lig'de oynuyoruz. 17 tane maç burada oynayacağız. Bunun 5 tanesi büyük takım. Yani bugün bize, yani yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrusunda bize yüksek gelmedi bu bilet fiyatları. Biz taraftarı fazla sayısı olmayan bir kulübüz. Ama Süper Lig'e de bu sene çıktık. Bizim de bazı şeylere ihtiyacımız var. Hiçbir kurum, hiçbir kuruluş yanımızda, arkamızda değil. Bir tek kulübümüzü şey yapmak için hiç olmazsa bir taraftarımız, bizim bir kere taraftarın başımızın tacı. Onlar olmazsa olmaz. Onlar da bu kararı normal karşılayacaklarını ümit ediyorum. Gençler Birliği'ni seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Onların bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Onlar da bizi bu konuda anlayışla karşılasınlar. Bizi desteklesinler. Ama şunu da söylemek istiyorum. Herhangi bir şekilde Gençler Birliği Kulübü olarak hiçbir taraftar grubuna ücretsiz bir tane bilet satılmayacak. Bunun taahhüdünü Murat Çocuğu olarak ben veriyorum. Bunu herkes bilsin. Hiç kimseye bedava bilet yok arkadaşlar. Bundan sonraki süreç için taraftarı heyecanlandıracak bir üst düzey transfer olacak. Şimdi biz üst düzey transferleri yapıyoruz. Tabii ki hocamızla da yarın veya öbür gün Gerede kampında beraber olacağız. Orada bir değerlendirme yapıp tekrar tabii ki takviye ihtiyacımız olabilir. Bunu görüşmelerimiz sonucunda belirleyeceğiz. 7 tane yabancı transfer yaptık. Bir de yerli oyuncumuz var. Tabii ki eksik yerlerimiz olabilir. İşte bu toplantı neticesinde hocamızla görüşmemiz sonucunda gerekirse transfer gerekirse yapacağız diye düşünüyorum. Hacettepe daha henüz daha genel kurulunu yapmış değil. Genel kurullarını yapsınlar. Genel kurul neticesinde onun hakkında da bir karar vereceğiz diye düşünüyorum. Eryaman Stadı'yla ilgili bir giriş. Eryaman Stadı'na bir yıl spor genel müdürlüğünden dilekçemizi yazdık. Bir yıllık olarak tahsisi yazısını aldık. Eryaman Stadı'nda oynayacağız. Ama kira konusunda sırf biz mi kiralayacağız yoksa Ankara Gücü ile birlikte ortaklaşa mı olacak? Bu konuyla ilgili henüz bir net kazanmış bir durum yok. Bugün Ankara Gücü'nün olan genel kurulları vardı. Herhalde büyük bir ihtimalle ertelendi bir haftaya. Daha sonra Ankara Gücü Başkanı ile birlikte oturup kulüpler için en hayırlısı, en mantıklısı, en doğrusu neyse öyle bir karar vereceğiz. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezon, bu sezon daha doğrusu iyi bir Gençler Birliği'ni sahalarda göreceğiz, seyredeceğiz, izleyeceğiz. Bu konuda da sizin desteklerinizi her zaman bizim en baştan beri söylediğim şey var, ihtiyacımız var. Lütfen her zaman desteğinizi bizden esirgemeyin. Sizler olmazsanız kulüpler olmaz. Bizler olmazsak sizler olmazsınız. Hepinize arkadaşlar geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür.